Abi ilk Spider-Man filmindeki üstü açık araba görünce aklı giden Mary Jane hakkındaki yorumlarını merak ettim. Sence o çocuğu hak ediyor muydu? Babası da alkolikti. Oha, bunlar nasıl yorumlar? İlk Spider-Man filmindeki üstü açık araba görünce aklı giden Mary Jane. Ay ben o eski dandik Spider-Man filmlerini çok sildim kafamdan ya. Valla ben size çizgi romanlardaki Mary Jane'i anlatayım. Çizgi romanlardaki Mary Jane harbi kızdır. Delikanlı kızdır yani. Anladın mı? Böyle mankendir, modeldir. Ama hani Peter'ı da bir sever, tam sever. Hiç öyle Peter fotoğrafçıymış, parası yokmuş, şuymuş, buymuş, ona bakmaz. Ben bunda Peter'ın Spider-Man olduğu için çok iyi seviştiğini düşünüyorum bu arada. Yani çünkü Peter tamam hoş çocuk ama bombok gibi fakir yani bütün şey hikayelerinde. Spider-Man hikayelerinde. Mary Jane'de model. Foto model arkadaşlar. Dünyalar güzeli bir Mary Jane Spider-Man'de normalde. Peter hoş çocuk falan. Hani Mary Jane de şey değil yani. Havalı bir kız değil. Ama o Peter'la bence çok uzun vadeli ilişki yaşamazlardı onlar. Gel gelelim. Şu çocuğa bak, şu çocuğa. Size bir hareket göstereceğim. Bak bak. Şu çocuğa bak. Şu çocuk sizce yatakta nasıldır? Var düşün. Duvarda yürüyor bu çocuk. Var düşün. Mary Jane o yüzden diyor ki aman fakir makir ama diyor parayı diyor ben kazanayım. Peter da diyor kocalık görevlerini yerine getirsin diyor. Bence. Bunu hiç seslendirmiyorlar ama şuna bak. Bak bak bak. Üff. Bunlar önemlidir ilişkilerde arkadaşlar. Yayını açtım, muhabbete bak Allah'ım. Kardeşim burada gerçekleri konuşuyoruz. Yetişkin insanlarız burada. Bir kısmımız en azından. Abi neler diyorsun? Öyle kanka. Budur yani. Ya Allah aşkına şimdi yapmayın etmeyin arkadaşlar. Louise Lane. Superman'in sevgilisi. Erkek arkadaşının takma lakabı Çelik Adam. Yani bunları bugüne kadar hiç fark etmediğinizi söylemeyin bana ya. Çelik Adam he. Spitting the truth yani. Konuşmam lazım. Bunlar he? Flash var. Zamanda koşuyor Flash. Peki Harley Quinn neden Joker? O da çok bariz. Deli seviyor o da. Harley Quinn Wattpad kızı işte. Ay beni duvara yasladı. Usturasıyla boğazımı kestim falan oluyor. O da o tarz. Peki kötü seviştiği vibe'ı veren süper kahramanlar. Mr. Elastik abi ya. O Fantastic Four'da eli ayağı uzayan bir herif var ya. Var ya o Fantastic Four'da bir tane eli ayağı uzayan bir herif var. O çok keyifsiz heriftir ha, ben size söyleyeyim. Nerd bir şey zaten, bilim adamı gibi böyle. Anladın mı? Hanım bak oram buramı uzattım ya yeter artık bir tane numaram var 40 yıldır. Ay yani iş. Hadi köyüne dön ya yani. Çok sıkıcıdır o. Ben size söyleyeyim. Yok arkadaşlar ya. Taş adam zaten sevişemiyor. Fantastic Four'daki taş adam. Bu arada bu şaka değil. Fantastic Four'daki taş adamın pipisi yok. Bu Marvel evreninde bilinen bir şey yani bu söylediğim kanon. Taşa dönüşünce zaten o karakterin bütün draması ben artık taşa dönüştüm. Sevdiğim kız bana bakmıyor. Zaten baksa ne olacak? Taş gibiyim. Ama yani bir sürü açıdan gibi. Böyle böyle real şeyler bunlar. Bunlar önemli şeyler ya. Şimdi size deseler ki süper kahraman olacaksın ama bir daha hiç no. Bir sürünüz dersiniz. Bir düşünürsünüz yani bir sürünüz. Bence düşünürsünüz. Taşa dönüşüp düşüyor mu ikisi arkadaşlar? Bir çizgi romanda örümcek adamın bedenini Dr. Octopus mu ne telepatiyle falan ele geçiriyordu. Yıllardır arıyorum o çizgi romanı. Beni çok etkilemişti. Nereden okumuştum hatırlamıyorum ama çok hoştu. Bilen varsa söylesin. Vallahi ki çok iyi olur. Nesim Hardem. O serinin ismi Superior Spider-Man. Tek bir çizgi roman değil. Dr. Octopus ölürken kendi ruhunu kopyalayabileceği bir sistem geliştirip zihnini Peter'ın bedenine aktarıyor. Spider-Man'in bedenini aktarıyor daha doğrusu. Ve sonra kendisinin Peter Parker olduğunu fark ediyor. Ve sonra şöyle yapıyor. Ulan diyor bu gerizekalı fiziksel olarak bu kadar güçlü. Ben gideyim diyor bu gerizekalının kız arkadaşıyla iyi bir şey yapayım. Kızı etkileyim. Ayrıca diyor bu gerizekalı bu kadar akıllı. Bu niye elindeki ağları kullanarak doğru düzgün bir şirket yapıp bunları satarak para kazanmamış. Ben gideyim bir de bir şirket kurayım diyor. Bir de şirket kuruyor Spider-Man'in bedenindeyken. Bir de oradan küt küt para kazanmaya başlıyor. Parker Corp mu? Öyle bir şey kuruyor. Hatırlamıyorum şu anda. Çok yeni bir seri bu arada. O kadar eski değil. Ve bir noktada şey diyor. Ulan diyor yani Spider-Man ne salakmış ya. I am the Superior Spider-Man diyor. İlk sayının sonunda. Superior Spider-Man o sayının da ismi zaten. Aynen Superior Spider-Man. Çizgi roman öyle bir anlattın ki abi çizgi romandaki Mary Jane'e adabı vardır rakı içmeni delirttin. Ama çizgi romanlardaki Mary Jane hakikaten ideal kadın ha. Haklısın bu arada abi duvarda örümcek ya da okey. Abi bir şey soracağım bu Spider-Man hiç demiyor mu ben o kadar insan kurtarıyorum günümü günü diyorum karşılığını hiç alamıyorum filan. Demiyor. Demiyor ve zaten Peter Parker o yüzden belki de dünyanın en popüler süper kahramanlarından bir tanesi Spider-Man. Öte yandan Superman'le Batman de demiyor ama Batman zengin, Superman de tanrı gibi bir şey yani zaten. Spider-Man yazık. Gariban ya. Saf biraz da bu çocuk biliyor musunuz? Aptal biraz. Ciddi. Hani böyle çok zeki bir çocuk ama bir tık aptal. Peter Parker öyledir hep. Amanak yani biraz. Fakir diye sevildi mi demek istiyorsun abi? Biraz onun etkisi var tabii canım. Yani... şöyle düşünün şimdi mesela Batman'in, Superman'in falan çizgi romanlarında ki onlar 35'lerde başladı. O zamanlar varlıklı olmak şimdi kadar negatif bir şey değildi. Onlarda hep şey Bruce Wayne falan şu hizmetçisi var. Getir bakalım kostümü Alfred falan takılıyor böyle. Superman desene zaten uzaylı ve genel olarak başka insanlara kafadan üstün olmalarıyla okurun üstünlük fantezisini besleyen karakterler olarak başlıyorlar. Batman ve Superman. Şimdi o noktalardalar mı hala? O tartışılır. Spider-Man ise Fantastic Four'un içerisinde buradan örümcek kostümlü bir tane bebe var burada şeklinde giriyor zaten hikayeye. Sonrasında da kendi sayılarında hep işte ya May halam çağırdı ama işte alt mahalledeki kızla da buluşmam var. Üf bilmem kime de fotoğraf çekmem lazım falan derken bir yandan Vulture'dan dayak yiyor böyle falan. Gariban ya Spider-Man. Tabii öğrenci bir de ilk başlarda lise öğrencisi bir de ilk başlarda biliyor musunuz? Böyle halası bir şey diyor ona bir şey diyemiyor falan. Betty var okulda çok hoşlandı ama Betty de böyle kaslı çocukla çıkıyor. Bu böyle ezik yanda. Ben var ya döverim hepsini ama falan yapıyor. Hep beraber. Ay. Öyle durumları var. Sonra yavaş gelişiyor. Aslında bir tane çok meşhur bir sayısı vardır Spider-Man'in. Üzerinde bütün ağırlıkların çöktüğü, her şeyinin kötü gittiği ve aynı zamanda böyle su dolarken bir odada üstüne işte kalıntılar falan dökülüyor böyle. O sayısı herhalde Spider-Man'in en meşhur sayılarından bir tanesi. Şey çok güzel bir andı. Ben de okurken ne kadar 80'lerde, yok 60'larda yazılmış olsa da o hikaye bana bile ulan helal olsun işte kahramanlık demiştim. Çünkü şey bir durumu var. Çok güzel bir sahnedir o. Galiba ilk kez Sinister 6'le galiba ilk kapıştığı zaman. Yani Electro, işte o Doktor Octopus falan bilmem ne o bu toplanıp Spider-Man'e bir tuzak kuruyorlar. İşte biri dövüyor, öbürü elektrik atıyor, ötekisi bilmem ne yapıyor. Sular patlıyor. Bir tanesi de çatıyı çöker diyor. Spider-Man'i çökerti altında bırakıyorlar. Ama bir yandan da May halası mı tehlikede, bir şey tehlikede. Öte yandan her şey de çok yanlış gidiyor. O noktada işte kız kendisini kötü anlamış. J. Jonah Jameson işten kovmuş. Evden atılma durumları var. Anladın mı? Böyle hakikaten bir sürümüzün hayatında belki de başına gelen herif Spider-Man'de olsa tamam Spider-Man herif ama 1000 tane sıkıntısı var o an kafasında böyle, tamam mı? Bütün o işte pisliğin altında bir de ezilip ölecek gibi oluyor. Orada şey oluyor ya, ben bırakayım ya. Yani bak zaten kimseyi de dövemedim. Hani salayım şu anda. Öleyim falan gibi bir anı var böyle. Düşünüyor ciddi ben bırakayım her şeyi anı var. İşte o anında böyle yine Stan Lee'yi yapan şeylerden bir tanesi. Stan Lee'nin yazdığı bir iç monoloğu var Spider-Man'in. Hani her şeye rağmen nasıl bırakmaması gerektiğini falan kendi kendine anlatıyor. Ondan sonra kalkmaya karar veriyor böyle. Kare kare çizmişler böyle, anladınız mı? O kadar tatlı ki. İşte Stan Lee de güzel yazmış oralara abim. İşte diyor Spider-Man ondan sonra bilmem ne şeklinde bir efor gösterdi. Ve bilmem neye konsantre oldu falan filan böyle. Yavaş yavaş kalkıyor ağırlıkların altından kral böyle falan diye. Çok meşhur bir anıdır o. Spider-Man külliyatının. Maskesini bırakıp terk ettiği sahnesi var. Yani ben bu Spider-Man'liği yapamıyorum zaten ajım falan deyip. Spider-Man aslında şeydir. Nasıl söyleyeyim size? Asıl Marvel kahramanıdır. Öyle söylemek lazım. Daha sonra pek çok Marvel kahramanı da göreceğimiz ulan 1001 tane bela var başımda anlatısı ilk Spider-Man'le doğuyor. Yani bugün Marvel kahramanlarının kırılganlığını seviyorsak işte onu başlatan Spider-Man. O yüzden zaten bu kadar önemli bir kahraman. Ve bir türlü geçmiyor popülerliği. O yüzden mesela ben modern Spider-Man filmlerini özellikle de son Tom Holland'la yaptıklarını bayağı seviyorum. Aynı kırılganlığı yakalamışlar çünkü karakterde. Abi bu bahsettiğin seri hangisi hatırlıyor musun? The Amazing Spider-Man. Sayı 30-20 falan olması lazım. Çok başlarındayız arkadaşlar. Spider-Man'in 60'lar 70'ler yani 68-69 yıllarındaki sayıları muhtemelen bu. Spider-Man'in erken dönemi çok iyi. Gerçekten ben okurken çok keyif almıştım. Sonraki dönemleri de kötü değil bu arada. Ama ilk dönemlerinde şey anlıyorsun ha ulan. Yani boşuna bu herif Spider-Man olmamış bu kadar yıldır ve boşuna Stan Lee olmamış dedirtiyor gerçekten. Senin şu işte kahraman dediğin anları ben Batman çizgi romanlarında aldım oldum olası abi ama his aynı. Evet, Batman'de Dark Age'den sonra yani Frank Miller'ın Return of the Dark Knight ile beraber Batman'i hastalıklı bir herif gibi anlatmaya başlıyorlar ve o andan itibaren Batman çok daha keyifli bir kahramana dönüşüyor. Batman önceden biraz şey işte bilmem neyle alakalı bilmem ne düşünmüştüm zaten falan bir karakter böyle birazcık daha. Joker buna şakalar yapıyor, komiklikler falan bir şeyler takılıyorlar böyle. Ama sonra işte Frank Miller'ın The Dark Knight Returns ile beraber Jeff Loeb'un da bir işte Long Halloween üçgeni var. Bir de araya Watchmen giriyor ve Watchmen'de çok ciddi şeyi sorgulaması var biliyorsunuz. Alan Moore'un Killing Joke'u. Bunlarla bir anda Batman'e şey diye bakıyorlar. La bu Batman dediğimiz adam zengin. Affedersin evinde oturup kokaini çekip mankenlere çakacağına giymiş götüne yarasa kostümünü gri mor renklerde bir de o zamanlar. Sokaklarda adam dövüyor. O manyak herhalde, hasta bu diye geliyor konu. Ki çok doğru bir çıkarım. Ve o noktadan sonra Dark Knight'ı yani en azından Batman'i şey olarak anlatmaya başlıyorlar. Obsesif, kompulsif, kimseye sırlarını söylemeyen, takıntılı, en yakınındakileri düşman olarak görme eğilimi olan, paranoyası olan, anladın mı? Yani Rorschach'ın 2 adım öncesi yani herif aslında. O hastalık boyutuna getirdiklerinde Batman hem çok daha etkileyici bir karakter oluyor. Hem de muhtemelen nasıl Spider-Man pek çok insanın içindeki garibana hitap ediyorsa muhtemelen Batman de pek çok insanın içindeki deliye yani hazırlıklı olmalıyım, araştırmalıyım, hayata karşı boş olmamalıyım beklentisinde kendini hazırlamaya çalışan ulan mezun olunca ne yapacağım bile bunun bir parçasıdır öyle düşünün. Batman de o noktada insanlara hitap etmeye başlıyor. Çünkü hani şeyden bahsettim ya, Spider-Man ne kadar Marvel evrenindeki en güçlü kahramanlardan bir tanesi olsa da ayın sonunu getiremiyor salak gerçekten. Ve o kırılganlığı işte onu şey yapıyor. DC Comics'e Batman'in kırılganlığı diyeceğim ama bu kırılganlık aynı zamanda süper gücü gibi biraz da. Yani çok fazla Batman'in mesela şey hikayesi yazılıyor ondan sonra. Robin'leri manipüle ettiği, anladın mı? Alfred'in güvenini kaybettiği, kendi beyninin içerisinde ikinci bir Batman'i yedek olarak yarattığı. Akıl hastası da Batman. Akıl hastası ama high functioning sosyopat yani. Haliyle o noktadan sonra Batman'in hikayeleri çok daha keyifli bir hale geliyor. Herif çünkü çok daha inandırıcı oluyor her şeyden önce. Düşünsene mağarada takılıp bütün gün bip 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 takılıyor herif yani, deli gibi bir şey. Neyse. 80'lerden sonra Batman oluyor bu arada. Çoğunuzun sevdiği ve bildiği Batman 80'lerin eseridir. Punisher'ı doğuran 80'lerin eseridir. 60'ların Batman çizgi film dizisini açın mesela. 60's Batman TV series diye yazın. O Batman'i severseniz size helal olsun. Ama sonra o karanlığa gidişi durduramıyorlar. İşte yani o bir merdiven yani, anladın mı? Hani böyle bir ne kadar karanlık bir Batman istiyorsun? Yes. İşte orada Zack Snyder Daniels'u girmiş devreye. Yani ne kadar karanlık bir Batman istiyorsun? Yes deyince de bu sefer lavaboyla Superman dövmeye başlıyor. O da işte hani abi Arap sen bokunu çıkarıyorsun, sen içme noktası yani. Gideyim de Killing Joke Barbara sahnesini izleyeyim, gözlerimi asıtıyor. Ay. Hatırlıyor musunuz onu? Killing Joke'un animasyonunu yapıp Batman'i kayın gelinini seviştiriyorlar. Ne kadar ayıp ya. Allah kahretsin ya. Warner Bros. Bazen var ya, çıldırtıyor yani.